Termodinamik 9. hafta çalışma soruları. İki mucit yüksek sıcaklıklı ısı kaynağından TH eşittir 1000 Kelvin, 1000 kilojül ısı çekebilen iki farklı ısı makinesi A ve B üretmişler. Düşük sıcaklıktaki kuyu ise 300 Kelvin sıcaklığındadır. Isı makinesi A'nın atık ısısı 400 kilojül iken ısı makinesi B'nin atık ısısı 600 kilojüldür. Bir gözlemci olarak hangi ısı makinesini tercih ederdiniz, neden? Öncelikli olarak şeklimizi çizeriz. TH eşittir 1000 Kelvin yüksek sıcaklıklı ısı kaynağı ile TL eşittir 300 Kelvin sıcaklıktaki bir kuyu arasında çalışan iki ısı makinesi olduğu söyleniyor. Isı makinesi A ve ısı makinesi B. Her iki ısı makinesi de yüksek sıcaklıklı kaynaktan 1000 kilojüllük bir ısı geçişi olduğunu, A ısı makinesinin ise kuyuya 400 kilojüllük bir atık ısı attığını, B ısı makinesinin ise 600 kilojüllük bir ısı makinesinden atık ısı attığını söylüyor. Bizim verimlere bakmamız gerekiyor kıyaslama yapabilmemiz için. Isı makinesi A'nın verimi 1 eksi QL bölü QH'tan eşittir 1 eksi 400 bölü 1000. Buradan da 0,6, yani %60'lık bir verim olduğunu hesaplarız. Isı makinesi B'nin ısı verimi ise QH eşittir 1 eksi 600 bölü 1000'den 0,4, yani %40 olarak bulmuş oluruz. Bu iki değer de bizim belirtilen ısı makineden ısı verimleridir. Ama bizim bu sistemdeki ulaşılabilecek en yüksek ısı verimi hesaplamamız gerekiyor. Yani tersini ısı makinesinin verimini. 1 eksi TL bölü TH'tan 1 eksi 300 bölü 1000. Buradan da 0,7, yani %70 bize şunu belirtiyor: 1000 Kelvin ile 300 Kelvin sıcaklıkları arasında çalışabilecek bir ısı makinesinin ulaşabileceği maksimum verim %70'miş. O zaman her iki ısı verim de bu sınırın altında kaldığı için böyle ısı makinesi olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bizim tercihimiz ise yüksek ısı verime sahip bir ısı makinesi olacak. Yani ısı makinesi A olacaktır. 950 Kelvin sıcaklığındaki bir kaynaktan tersinir bir ısı makinesine 400 kilojül ısı girişi olmaktadır. Çevrim esnasında 300 kilojül sıcaklığındaki bir kuyuya ise atık ısı atılmaktadır. A, bu tersinir ısı makinesinin ısı verimini ve B, kuyuya bir çevrim başına atılan ısı miktarını hesaplayın. Öncelikli olarak bizim sistemimize neler giriyor ve neler çıkıyor görebilmemiz için şeklimizi çizeriz. TH eşittir 950 Kelvin sıcaklığındaki bir ısı kaynağından 400 kilojüllük bir ısı makinesi girişi oluyormuş ısı makinemize. Ve bunun bir kısmını TL eşittir 300 Kelvin sıcaklığındaki bir kuyuya atık su olarak attığını söylüyor. Tersinir ısı makinesinin ısı verimini soruyor. Tersinir ısı makinesinin verimini 1 eksi TL bölü TH'den hesaplardık. Çünkü tersinir bir makine en yüksek ısı verimini elde edeceğimiz makineydi. Buradan da 1 eksi 300 bölü 950'den 0,684 elde ederiz. Yani bu ısı makinesinin, tersinir ısı makinesinin verimi 168,4. Tersinir bir sistem için bizim QL bölü QH'ın tersinir durumlarda TL bölü TH eşit olduğunu biliyoruz. QL bölü 400 eşittir 300 bölü 950'den
sistemimizden atık olarak olacak ısı miktarını da hesaplamış oluruz. 126.32 kilojül. Çevre sıcaklığı 300 Kelvin olan bir ortam için 400 Kelvin ve 1000 Kelvin arasında 50 Kelvin artışlar için yüksek sıcaklıkta olası en yüksek verimleri hesaplayarak T verim diyagramını çizerek gösterin. Soruda bize olası en yüksek verim dediğine göre tersine verimleri bulmamız gerekiyor. Öncelikli olarak diyagramımızı çizmeden önce şeklimizi çizeriz. TH yüksek sıcaklıklı bir ısı kaynağından 300 Kelvin sıcaklığındaki bir düşük kuyuya ıslatıldığı söyleniyor. Burada elde edebileceğimiz verim 1 eksi TL bölü TH formülünden elde ederiz. Bu bizim tersinir verimimizdir. Buradaki TL değeri 300 Kelvin, TH değeri ise 400 Kelvin ile 1000 Kelvin arasında değişecektir. Sırasıyla 400, 450, 500, 550 değerlerini TH yerine yazarak her bir sıcaklık değeri için ısı verimi hesaplarız. Hesapladığımız zaman elde ettiğimiz tablo şekildeki gibi olacaktır. 400 Kelvin TH sıcaklığı için %25 bir ısı verimi elde edilirken 1000 Kelvin sıcaklığındaki TH değeri için %70 verimi hesapladığımızı görmekteyiz. Yani yüksek sıcaklıklı kaynağımız arttıkça ısı verimimizde de artış olmaktadır. Bunu TH verim grafiğinde noktası olarak yerine yazdığımızda karşımıza çıkan eğri şekildeki gibi olacaktır. Yani eğriden de göreceğimiz üzere düşük sıcaklıklardaki artışlar yüksek bir ısı verim değerinin artışına neden olmaktayken yüksek sıcaklıklı ısı kaynağındaki sıcaklık artışı yükseldikçe benim verimimdeki artış keza daha düşük olacaktır.